Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. New Cycle'ın Cycle'dan buna New Cycle'ın yani yeni döngünün incelemesini ve ilk oyuna girişini yapıyoruz. Simülasyon oyun. Şimdi hemen hikayeden başlayalım. Frostpunk'a benziyor biraz. Hikayeden hemen başlayalım. Yıl 2073. Felakete yol açan güneş patlamalarının ardından insan toplumunu kaosa sürükledi. Geçmişe ait teknolojik ilerlemelerin neredeyse hepsi kayboldu ve insanlıktan geriye kalanlar hayatta kalmakta güçlük çekiyor. Umutsuzluğa düşen ve bu dünyada bile değişmeyen tek bir gerçek var. Bir çağ kapanırken başka bir çağ açılır. Yeni bir döngü başlıyor. Yerleşim alanı kur ve başlangıçta gösterişsiz olan bu yerleşim alanını geliştirerek sanayi metropoli haline getir. Halkının her şeye rağmen hayatta kalmasını sağla. Şunu unutma, her zaman umut vardır. En büyük başarımız henüz gelmedi. Sağ kalmanın ötesinde bir gelecek olmalı. Yarrak başı, neyi daha hepsini alamadık. Belki de gerçekleştirdik, belki gerçekleşmedik, kadar kısmet. Hikayeden girelim, seç. Çayır çimen geze geze o. Bir de Çorulay'dan. Daha az yerleşilebilir toprak, bol tarım alanı, kısıtlı tarım arazi, kıt ormanlık, sert hava koşulları, kıt su kaynakları, orta şiddetli yağışların olan iklim. Şimdi bozkır mı, tundra mı, çayır mı? Ben muhtemelen madenden ziyade bir halk hayatta kalsın diye sorduk normal. Çok şu an ilk kez girdim ki çok siki tutacağım gibi hissediyorum ama. Hadi normal olsun. Normalde ilk kolay girelim. Açık araziler ve verimli topraklar barındıran bu biyomda mevsimler arası geçişler nispeten rahat yaşanır. Yemek ve su açısından aşırı zorluk içermese de bu coğrafyada yeraltı kaynakları biraz seyrektir. Olur. Olur. Arada İngilizce de kaçtı sometimes. The first launch will take some time. Please wait. De böyle bittik. Kibirli pezemekleri. Diyor ki ilk giriş biraz zaman alacak. Lütfen bekleyin. Nasıl grafikler? Oo, güzel. Biraz güzel. Biraz çirkinliği de var ama gayet genel olarak güzel. Bir konum seç. Bakalım konumumuza. Burada bir su var. Acaba deniz suyu mu? Göl suyu mu? Ama denize daha çok benziyor. Şöyle gitsek. Ağaçlar. Aha burada bir ne bu? Taş. Taş yatağı. Ben de sizinle beraber girdiğim için ki zaten ayın 18'den çıktı, çok çok yakın. Bugün ayın 21'i. Daha 3 gün olmuş ama daha hani incelemeyi ilk sizle yapmak istiyorum. Tabi abone olmayı lütfen unutmayın. Üf. Şimdi acaba suya yakın kurulsak? Taşlara yakın olur muyuz? Buraya hem suya hem oduna hem taşa yakın olabileceğimiz bir yer var mı diye bakıyorum. Aha. Okey. Şuraya kurulalım. Ne diyor? İlk adım. Uzun bir yolculuğun ardından bu bilinmez diyarlara ulaştık. Allah Allah. İzbe ve güvenli görünüyor. Umarız bize yeni bir başlangıç için yeterli kaynakları sunar. Bölgede yerleşmek için en uygun noktayı seç ve ana üssümüzü kurmamıza bir yol göstereyim. Acık. Ne varmış? Kütük, taş, tabii ki demir, mantar mı? Et, su, basit öğün, kereste, bunun muhtemelen gelişmiş hali. Demir külçesi, tabii ki demirin, cevherin gelişmiş hali. Basit alet, eten, mal. Deri keşfedilmesi, kıyafet onun şeyidir. Kil, acaba taştan mı? Tam sanmıyorum ama. Kağıt keşfedilmedi, bir de enerji. Başka bir şey var mı acaba? Sanırım yok. Tabi ileride çok daha şeyler eklerler inşallah. Bakın aşağıda başka şeyler de var. Şuna bir devam etsek. Ne var başka? Bakır cevheri. Hah şimdi oldu. Yok ki başka bir şey. Hah bakır külçesi. Tahıl. Tel. Kalay cevheri. Kalay külçesi. Bronz külçesi. İş kıyafeti. Konserve yemek, ham petrol ve dizel. Okey, ileride inşallah. Şimdi üretim değil, kaynaklar değil, yaşam
Ana bina. Evet. Bakayım suya yakın olsak ne olur? Olmuyor. Ana bina buraya. Ağacı da yok etmedim. Girelim. Yol lazım diyor. İyi var ya yanında ama. Nef Soykılı hoş geldin. Artık bu küçük topluluğu yöneticisisin. Elhamdülillah. Zaten güneş patlıyor. İngiltere falan da şey demişti ya hani pilli radyo ve ona benzer şeyler tutun. İlk güneş patlamasının üzerine neredeyse yarım asır geçti. Vay pezevenkler. Evet doğru. Felaketin ilk anlarında tüm teknoloji altyapımızı, küresel döngüyü sağlayan tüm araçlarımızı ve bir medeniyet olarak paylaşımımızı hemen hemen her şeyi kaybettik. Siz zaten medeni değiliz ama. Sonraki yıllar sürekli imkansızlık ve umutsuzlukla boğuşmak zorunda kalan insanların en karanlık yıllarıydı. Sopa ve tarla yapılan savaşlardan nükleer savaşlara kadar güneşin yok etmediği şeyleri de biz kendimiz yok ettik. Evet yapabiliriz. Binlerce yıllık medeniyet yerle bir oldu. Yani maalesef. Eğitime başla diyelim. Daha uzatmayayım. Yerleşik hayata geç. Şefiniz kim? Bana şef mi diyor o zaman? Padişah değil. İşte biraz kaynak toplamaya başlayabilirsin. Kütük ve taşla oluşan ilkel yapılar başlangıç yeterli olacaktır vesaire vesaire. Sağ kampı kur. 20 kütük topla. 10 taş topla. Tozlu yol şuna lazım. Hatta. Tab tuşuna basarak git modu. Sol fareyle de şey yap. Shift'le de tuşuna sıkıntı şey yap. Şimdi tuşuna bastık. Bir daha bir deneyeyim. Biraz zor olmaması lazım. Hayır yeterli kaynak yok. Ana mevzu. Bakayım. Kulübe. Araştırılmadı. Evet. Kaynaklar. Ne dedi lan? Görev neredeydi? Sağ kampı kur. Sağ kampı. Ha. Ne diyor? Demir, taş ve kütük. Okey. Okidoki. Sen mi gideceksin? Çağ temelleri, çağ 3, çağ 4. Oo, bayağı çağ var. Ne diyor? Kamp adı. Kamp adı Kocaeli. Madem burası sanayi olacak, nefes alamayacağız. Kocaeli'ni yapalım Gebze. Eylemler. Acil durum vardı. Yatılı hasta dinlenme izni var. Ne güzel. Gerçekten Frostpunk'a bayağı, Frostpunk'a bayağı benziyor. Çok çok hoş. İleride bunlar da açılıyor. Neymiş? Yani ben mi söyleyeceğim ama ha yapıyorsunuz. Neymiş? Genel bakış raporlar. Maden yatakları, depo, elektrik. Depo da çok büyük değilmiş ama. Yenilenme etkisi. Oo, artı 40 moral. Mantar eti su kanalı yenilendi. İyi. Başka? Ne bu? Teknoloji ağaç. Evet bir şeyler araştıralım. Araştırma şunu. Araştırma başla. Maliyetiniz. Şimdi istatistikler. Depolarımda hiçbir şey yok. Giriş ve çıkış yok. Gıda özeti. Gıda yok. Nüfus özeti. Birden 35'e zıplamış nasıl kişilerse. Elektrik. Depo. Evet. Harita olmuyor. Ekip oluşturmak lazım. Giriş ve çıkış. Aha nüfus. Şimdi Amsterdam. Şimdi karı. Evet, şunlar mühendis gibi duruyor. Bilgi. Ha, işçilerden 35 veriyor. Zanaat uzmanlar. Ha, bunlar işçi. Şunlar. Zanaatkarlar. Ha, bunlar demek ki. Bir de uzmanlar, ha bunlar. Bu nasıl bir faşizm ya? Nasıl bir türcülük? Niye karılar uzman, erkekler hep aşağılık? Herkes eşit işte özünde. Şimdi bu yapılıyor da. Ha, biz göndeririz. Gönderin. İş gücü 100. Kullanabilir kaynak. Oo, kaynaklar da bitecek. İnşallah yeni dibine falan buluruz. Duraklat devam et. Yık. Sik. Şunu bilemiyoruz. Kaldırabiliyoruz herhalde bazı binaları. Yani kaldır başka bir yere tak gibi. Küçük diyor. Oyun hızını... 3. Demek ki buradayım. İkisi 3. Neyse yavaş bitti. Evet, bir yol yapmak lazım buna da. Sağlık, yarak gibi, cazibe mi? Din olmasın bu anda. Druidler, İrlanda, dış farkındalık, sağlık hizmeti, konut, yiyecek, iş, gıda kalitesi, baz.
yol yaparsak mutlu olur musunuz? Ay keresteniz. Şimdi bakalım başka. Hizmet, diğer küçük depo. Evet. Diğer. Sen bir cami, kilise bir şey koyar amına koyayım. Neymiş? Hazırhane. Kağıt ve kereste üretimi. Evet, bunu da o zaman artık yapalım bir yere. Şunu yok etmeden. Üretim aşevi. Daha araştırılmadı. Toplayıcı kampı. Mantar, balık, et. Bunu da neymiş? Heh. Hiçbir bir şey yok lan balıktan başka. Allah sizi kahretsin. Neyse hadi balık yesin. Ondan sonra acıma hizmet, küçük depo değil, kaynaklar, toplayıcı kampı dedik. Saha kampını zaten yaptık. Kuyu, ha. Su, el alem su içsin. Şurası sanki, ha şimdi oldu. Nasıl çok iyi gibi. Bol su var, koy. Evet. Burada tek tek şeyi de görebiliyoruz. Toprak katmanı, kazı katmanı. Toprak burada çok güzel. Ha. Lan varsayılan katman. Normal göre katmanı. Bunlar da diğer teknolojiler anlaşılan. Ama benim görebildiğim kadarıyla bu teknolojiler daha da ileri gelecek. Yani şu an mesela çağları gördük ama bakın. Maalesef bu kadar bir şey yok gibi. İleride illa ekleyecekler sanki. Sen ne yapıyorsun? Helal olsun lan. Our children will live in a better world. Onun hangi bir dildi lan o? Kişisel özellikler neymiş? Kişisel özellikleri bunlar. İşlemlerden iyi bir başlangıç. Çevremizdeki kaynakları bir sürü yüzeyden toplayarak idare edebiliriz. Topladıklarımızı işleyerek daha karmaşık materyaller üretmeye odaklanabiliriz. Topluluğumuzun ilerlemesi bilgimiz ve üretim kabiliyetimiz ölçüsünde olacaktır. Kereste işlerini daha esnek ve şekillendirebilir. Yapılar ve insanları üretebiliriz. Hazırhane. Kur 30 kereste üret. Hazırhane. Hazırhane. Bunu ben zaten yapmıyor muyum onu? Şu değil mi onun hazırhane? Hey! Bizi eski Frostpunkçılardan zandı. Ondan önce ne de? Crusader falan vardı. Stanford Crusader ya. Aslında ya. Ya da Rise of Nations. Üretim. Ya birader yapıyorum zaten. Bunlar ne uyuz olduğu bir şey. Bak %90 tamamlanmış bile. Evet burada da işçi lazım. Kaynak mı seçin? Tek tek mi? Tek. O zaman bir daha hazır hale kuracağız ki. Kağıt üretiriz. Ama ileride herhalde. Ne diyor? Yol bağlantısı yok. Exodus. Yani yol bağlantısını ben de istiyorum yapmak. Ama siz kereste üreteceğiniz. Amına kodukları. Ne diyor? Küçük diyor. Bina durum bildirimleri, işçi kapasitelerini ve üretim uyarı gösterilerini açık kapatmak için alt tuşuna basalım. Hmm. Şu an görüyorsunuz. Uyarı. Uyarı yok. Ürün. Şöyle yapsak. Evet, ürün kalsın hiç. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın topu. Saygımız var. Şimdi tabii ki yine su yok. Şey su diyorum, yol yok. Bir gündür faaliyette. Aha sonraki seviye yükseltmiş bu arada. Yükselt bakayım. Allah kahretmesin. Demir, külçe, bronz, külçe, tel, ey. Hanskobi sayfasının görevini. Evet güzel. Burada her binanın, her bir zımbırtının şeyi var. Gözüküyor. Su üretiyor. Üret bakayım. Burada ne yapıyor? Temizliyor mu suyu yakıp? Ya üşüdüğünüzden oturuyoruz değil mi? Okey. Şimdi. Bahar. Şu ileride bir sıkıntı var gibi. Herhangi bir olay gözlenmedi. İyi gözlenmesin zaten. Yeni başladık ama. Yani el alem ne yiyorsunuz siz? Şunu hala üretemedim ben. İnşa edin şunu artık. 24 mi? Ölüyorsunuz mu tek tek? Ne oluyor? Sağlık geberiyor. 35'ti. Yetişkin. Yani boşta 24. Ha okey şimdi oldu. 35'in 24'ü tamam şimdi oldu. Sizde çalıştıracağız, sizde çalıştıracağız. Türkiye adamı çalıştırır, kes kes şey etmeyin. Vatan sağ olsun tabii ki. Şimdi... Ne güzel lan. Diyor ki kamp... Bilgi diyor. Kamp ateşi basit bir ısı ve ışık kaynağından daha fazlasıdır. Umudun ve topluluğun sembolüdür. Allah Allah! Ne güzel, el alem kuruyor burada. Biz acaba ev kuracağız mı?
Şimdi. Evet, kereslerin kaç üretildi? 18 üretildi. 140 bilgi oldu. Şu teknolojiyi... Evet, şimdi artık yeni bir şeyler araştırsak. Toplu ihtiyaçlar, avcılık, metal işletme, elektrik... Ne diyor? Basit. Teşkilatı mahsus. Teşkilatlanma. İyi olmasın ama. Basit yapılar neymiş? Küçük depo, aşevi ve basit oyun. Bu ne? Kulübe. Yaşam sanatı. Kalabalık olsa daha insanlar barınmak, ısınmak ve dinlenmek için güvenli bir kalıcı yer ihtiyacı duyar tabii. Ama ilk yemek daha çok duyar. Araştırmaya basla diyemiyoruz çünkü yine 24 şey yok yine amına koyayım. 18 daha getirmiş. Gün 6 mı? O kadar hızlı geçiyor mu lan günler? Kocaeli'ye yazık. Kalk kurmaya çalışıyoruz ülkeye. Dıdıdın. Müzikleri de hoş aslında. Great. We will survive. Susuz kalmıyoruz. Verimlilik 50. İş gücü 1. Düşük mü var? Yani sizi gıdıklayayım mı? Ne yapayım ama? Mutlu olun işte. Gelişiyoruz çok şükür. İşte din olaydı. Dua derdik. İyice. Rahat rahat hep beraber toplanıp dua derdik. Bayağı etkili. Sen mutlu ediyor. Ay. Balığı niye araştırılmıyor şu? Ne diyor? Kilitli. Sıçarım seni kilitli. O zaman mantar yeri bulacağım. Bakalım. Aha. Şurada bir yer gözüküyor. Gel gel gel. Aha sonunda. Da burada çok uzak bir anlamda. Ne diyor? Fırtına etkisi mi? Aha ne oluyor? Yolamadan her türlü işi görmek çok daha zor olacaktır. Yani yerleşimimizdeki tüm binaları sikş hariç. Yerleşimimizdeki tüm binaları bir yol ağıyla birbirine bağlamak iş gücünü ham madde dolaşımını büyük ölçüde kolaylaştırır. Doğru. Diğer faaliyetler için zorunlu olması da yol yapımı, köprü ve tünel gibi altyapı inşaatı mevcut. Doğru. AK Parti. Hazirhane ve ana bina yol edin. Tamam. Rüşvet yemiyoruz biz ama. Diğerleri çalışmıyor tamam. Şimdi. Acı gerçekler. Şimdi şöyle. Çoğu. Aha sonunda şuşuyuz. Shift'le yapsak acaba devam et diyecek mi? Aynen. Gibi gibi. İleride ne de olsa seni de kullanırız. Ooo, toz duman yapmayın lan. Senin ihtiyacınsın. Kuyu inşa et. Oo, sen gerimdesin yara kafanı. Şimdi şundan devam edelim. Adamın da evini yakmadan. Çadırına daha doğrusu. Göçebe abimiz. Şimdi buradan yolumuza devam edemiyoruz tabii ki artık. Taş ve kereste. Kaç oldu lan kereste? 4 mü? Devam fazla uçuk bulalım. İmit. Daha hala inşallah. Şemda. Yapasın da. Oraya da bir yol çekik. Naziler gibiyiz. Her yere otoyol yapıyoruz. Otoyol da tabii. Bu teknolojiyle bu kadar oluyor. Bildiğin boklu toprağa dökmüşler. Şuraya bak. Yapılar arasında iletişimi sağlar. Ya ya. Aha iyi geliştirebiliyor Allah. Yani veya öyle inanıyorum ileride. Geliştirebiliyor Allah. Ha 100. Kaç? Sen kaçsın? 100. Sen zaten ana binasın. Sen nesin? Sen de 100. Güzel. Sen bir şey yok sende zaten. Allah razı olsun. Kapatsam mı acaba onu ya? Belki ileride dert açar. Kapat. İleride kullanacaksın. Bak kurduk ya. Bir daha mı kurak? Allah Allah. Böyle şeylere uyuz oluyorum. Mevcut hedefini sikeyim senin. Nerede kuyu? Zaten kurduk ama. Ah. Üç yerden de besle. Şanda. Evet, o kurulduğuna göre. Sen ne oldun? 181. Şamda. Ne yapacaktık? Şu, evet, artık mecbur hızlanalım. Şu 16, 18, 20, 22, 24. Şimdi. Yaşam. Tozlu yollar, boklu yollar.
Neymiş? Taş mı? Taş üretilmiyor mu? Tüketim 30 değil mi? Hey amına koyayım. Nasıl bu kadar tüketiyorsunuz? Keşke daha fazla bilgi istiyorum. Ama bu tüketim bizle alakalı bir şey herhalde. O sürekli gitmiyor herhalde. Ben acaba bir yere daha neyse taş yerim kursun. Ay elektriğimiz gibi bir dur. Heh sağ kamp. Şuna taşlık yer var mı birader? Dağdayız lan. Taş nasıl yok? Ne o? Aha özel. Taş ne? Neyse en azından özel şey. Tozlu yollar. Yollarına. Yollar yollar. Gıtlam skill. Şimdi. Bu arada el alem ne yiyor? Dur dur teknolojiyi araştıralım. Millet acından geberecek. Heh, araştırmaya başla. 24 saat. İyi. Başladınız mı? Bir eğitimi ne? Ne demek eğitim kullanımı açık değil. Hayda. Halk acından geberecek abla. Şuna. Götten baştan bir bağlayayım. Hay taşını sikeyim. Ne kadar taş lazım? Neyse tabi Allah'ın da emri değil. Hah sonunda. Millet bir yesin. Oo. Şamda. İyi o %100 çalışıyor. O bu %70 çalışıyor. Şamda. Ne oldu lan görev? Neredesiniz lan? Amok evlatları. Heh. Ya inşa ettim ya hem de iki tane. Cık. Ha burada. Yıkıp mı yapayım? Çıldırtıyorsunuz beni. Toplayıcı kamp. Zorlayat inşa ettirecek ben ne yapayım? Başka bari uzaklara. Var mı buralarda bir şey? Mantarını götümüze girsin. Şamda ne yalan moral 30 mu? Sağlıkta mı? Eksi 37. Siz iyi yaşıyorsunuz. Güney Kore bizden de kötü haberiniz olsun. Ev. Hane halkı borçlanması çok kötü. Herhangi bir ekran olur. Gözlemledi ama bir yaraklık var. Olabilir. Neymiş? Yaz. Yaz böyle mi? Risk. Şamda. Dur bakayım. Taş yatağı. Şunu da. Kulüle risk. Sakam şu. Hah. Oh. Gerçekten buna ihtiyacım var. Halkımızın buna ihtiyacı var. Şamda. Şu 3 yapayım da şu inşa olsun. Beni çıldırtacaklar bunu. Evet taş yok. Şu yukarıda bir yerde neredeydi ama? Ha çalışın tabii çalışın. Biz halkın refahını istiyoruz. Ama hakikaten de öyle. Ama biraz taşak geçerek tabii istiyoruz. Neymiş? Medeniyetin mihenk taşı. Yani yemek yemek tabii amına. Ben boğa burcuyum. Yemeksiz mi olur? Yemeğini pişirme vaktimiz geldi. Yemeğimizi pişirme vaktimiz geldi. İnsanların tabağına ne konulursa yemesi bundan memnun oldukları anlamına gelmez. Allah Allah. Yemek bulmuşsun acından geberiyor. Ama doğru. Yiyecek bir şey olmadığında moralleri bozulacak, hastalanacak. Hatta belki de ölümün pençesine düşeceklerdir. Bir topluluk olarak sıcak yemek üretimi ve dağıtımını yönetmeliyiz biz anlamda. Başlangıçta herkes payını aldığı ve açlık derdine düşmediği sürece bir tas çorba bile yeterli olur. Az önce başka şeyler diyordun ya, yarak kafalı. Basit yapılarını araştır, aşevi inşa et. Tamam da ulan araştıramıyoruz. Onu ben de biliyordum. Bak araştırmaya başla. Lan yarak kafalarım bunları illa araştırdım. Yeniyorum ya. Ya görev kısmını açtın da bu yani. Hedefsizlik. Şamda. Ha 3 dedi, artık 1'e gel. Yavaş hali. Şamdan bayağı yavaşlanmış. Neredesiniz lan? Ah sen kimsin? Bir grup yabancı yaklaşıyor.
Düşman mısınız, dost musunuz? Bu zaten orta çağdan çıkmış gibisiniz ama. Şu hallere bak. Şu ülke nerede abi? Ülke diyorum. Ebeniz kim? Neredesiniz? İnşaat değil mi o kadar? Space'e bassam harita açılır mı? Açılmıyor. M'ye bassam. Gelişim tamamlandı. Hah, çok şükür. Kendilerine su var. Taş kesinlikle lazım. Odun lazım. Evet. Şimdi ana Arius Man'ın zamanı gösterdiğiniz gece gündüz suyumuzu görebilirsiniz. Yani göremiyorum. Ya neyse, döngünüz biz kim, sonra bakacağız. Şimdi... Ah, döngüler. Bunu mu kasılıyor? Gece gündüz şeyi yok. Evet, bu lazım gerçekten. Var mı, çok kötü. Şimdi el alem hastalanmış. Amanın hakkı. Biraz daha yavaş çalışsınlar ama insan olsun. İşçakları çok miyim? Bilin. Patronaklar da çok miyim tabi de. İşçakları acayip bir miyim? Amanın hakkı. Ulan Adam'ın evini aldık. Şimdi hazır hane. Kereste mereste. Hizmet. Küçük depo. Evet, bu olsun. Hizmet, küçük depo, diğer bir şey şu an gözükmüyor. Aşev kuruluyor değil mi? Sizin kuracağınız aşeviniz. Adam akıllı kursun. Bakayım ne güzel kuruyor. Daha da yakınlaşılmıyor. Ne yaptın? Bunun delileri artıya bastım sadece. Aha. Değişemiyorum. Hareket edemiyorum. Lan. WSL'yle mi gideyim? Lan ben ne güzel şuna gidiyorum. Artıya bassın. Eksiye bassın. Lan durup dururken nasıl bozuldu? Allah cezanızı vermez. Ne oldu şimdi, düzeldi mi? Yok. Ne oldu? Aa. Bildiğim bozuldu ya. Böyle bir saçmalık mı olur amına? Aha. Double hasar bir şey hiç gitmiyor. Ulan. Mouse da gitti. Acayip şey problemi var. Heh, düzeldi şimdi. Bütün tuşlara bastı neredeyse. Numlak kısmı var ya. Sağda. O sikiyor. Ona dokunmayın. Bakayım double hasarı. Buna da gidiyor iyi. Yol tuşları. Kereste gücü. Şimdi diğer inşaatına gerek yok. Tamam. Nüfus 35. Gerekli nüfus derken. Yani yeni inşaatlar var. Şimdi daha eylemler yaptık. Halk ne durmasın? Sağlığı ne durumda? Erişim yok mu? Peki ne durumdasın? Eğlence erişimi. 31 çekin abi. Güvenlik mi? Güvenlik zaten siz şerefi değil misin sen de? Şimdi morali eksi 3 en azından. 35 değil. 27 değil, neyse. Hatırlayamadım. Şamda siz ne yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Böyle uçlardan uçsak, açsak. Sonunda sizinize gelin yapın. Bir yer daha inşa ettiğimi hatırlıyor gibiyim. Soldaydı sanki. Taş yatağı sikini. Hah, sonunda. Evet, bunu zaten uçuna yapmışız. Ülke çok geniş olunca insan karıştırabiliyor. Üretime başlayın. Başla zaten. Mantarlı su. Şu an zaten bu mecbur. Tık tık tık. Ha, iyi. Olsun. Yolumuz var hepsi. Depo. Her şey bunun lazım. Bakayım 5000'di. Yerli 5000 oldu. Ekstradan bir de burada mı depolayacağım?
Lan yarak kafanlar. Bir tane de bu kırın bakayım hadi. Bakalım nerede depolayacağız. Ah gelmişler o iki deli. Ota çalan çıkma. Yerleşimimiz büyüdükçe ve hayatın kalitesi arttıkça güvenli bir ev arayan insanlar buraya daha sık gelecektir. Kocaeli. Her biri bizden daha bahtsız olan bu gezginler. Allah'a yardım etsin hepimize amin. Yerleşkemize katılmak için izin bekliyor. Tabii ki kabul edelim. Ulan yazıyordu kaç kişi kazacak. Neyse ikiymiş. Heh. Onu göreceğiz. İki zaten de hani ne çeşit adamlar. İşçisin sen işçi kalın. Acaba kaç kişiyi besleyebiliyor bunlar? Şunu görsek. Yemek ne adam? Ah aş. Ha iyi. Bayağı iyi. Tamam iyi. Bir tane şu an getir. Şanda. Devam edelim hayatımıza. Ne gerekiyor? Bunları araştır. Doğru lan şu araştırmaya bakalım. Teknoloji çok mu? Osmanlı bu yüzden geri kaldı. Sen denem. Şimdi tıkladık. Halk birbirine dayasın kulübede. Nüfus artsın. Hazır yapmışken devam edelim. Şöyle bir sıkıntı yok herhalde. Evet. Şimdi zaten toplam kulübesi. Her yere kule şeyi yaparsak sıçtık ama. Aa ta ileride bir tane daha. Ama o da şeydi herhalde. Toplamacıydı. Gathering. Gather, gather, gather. Ha pray içiyor. Yani şurada. Hayır business okey. Günde 72 üretiyor. Çok güzel. Bitme lan bitiyorsunuz mu? Üretik biz. Ooo sıkıntı. Kocaeli büyüyor. Tekrar büyüyor. Kocaeli Gebze. Ne diyor? Yağışa dayalı olarak gelecek baharda kaynaklanan yenilenme oranı. Çok da kırmızı ama. Aşırı kulaklık. Kötü oluyor. Şiddetli kulaklık. Niye bu aşırı kulak gösteriyor? Yağmur pek yağacak gibi değil mi? Kısmet. Hiç mi? Ha, şunlar. Bütün ürünlerden bahsediyorum. Yani bunlar değil tabi de. Muhtemelen şunlardan, aynen şunları falan kastık. %0 ile %20 arası değişecek. Gelişecek. Şimdi şu balıkları bir artık toplayabilirdik. Ammanak. 7 işçi boş. 7'de nerede çalıştık? Dur bakayım. Kaç oldu? Ha kaç oldu? 5. Garip ama. Buna mı acaba yanlış yapmışlar? Depoluyoruz ya biraz zaten. Bak. Aa. Taşı mı geçiyoruz? Nüfus yönetimi. Topluluğun mevcut durumu, ihtiyaçlarını, moral seviyelerini ve diğer tüm göstergeleri yakını takip etmelisiniz. Doğru, ben halkım. Aynı zamanda. Padişah da olsam. Padişah zaten halk için var, halk devlet için var, devlet halk için var. Şimdi. Elimizdeki refah seviyemizi ve sağlıklı bir toplumu yaşatmak için en iyi durum senaryoları üretmeliyiz ve belirsiz şartlara göre adapte olmalıyız. İyi yönetemediğimiz bir toplulukta huzursuzluklar, hastalıklar, ölümler ve ayrışmalar hızla baş gösterecek. İyi yönetimde de olabilir bazen. Nüfus yönetimini incele. Okey. Çok para verince götü kalkıyor. Genelde. O yüzden ahlaklıca yetiştirmeli. Şu ahlakı da sadece çükünüzden anlamayın ama. İş ahlakı da var. Komşuluk hakkı var. O var bu var. Öğrenci öğretmen var. Hepsi ayrı. Sen ne yapın? Ah kulübe. Ay keresteniz ki artık gerçekten. En basit barınayı yoğun insan barınabilir. Bak. Şu keresteyi. Bir daha bir kereste yapıyorum o zaman yeter ya. Abi, sağ toplacı kampı, sağ kampı, kuyu, üretim. Hazır hane. Adınız ki. Şimdi şöyle yan yana. Nüfus yönetimini inceleyeyim. İşçi. İşçisiniz. Sağlık bir daha tabii gitti. Burada toplumun genel durumunu ayrıntılı olarak görümseyebilirsiniz. Bir yerleşme yönetiminde en önemli unsur halktır. Doğal.
Onlar tüm ihtiyaçları karşılamaya çalışın. Kapitalizmde öyle bir şey yok. Ve moral ve verimlilik gibi değişkenleri mümkün olduğunca yüksek tutun doğal olarak. Yerleşimizin üretim kapasitesine göre günlük tedarik dağıtım ihtiyacını bir şekilde karşılayabilirsiniz. Karşılayın. İhtiyaçları karşılayan bir toplum yüksek motivasyon sağlık kesin çalışmaya besler. İnşallah. Tıkla. İşte tamam. Yetişkin boşta 7. Tedarik. Toplum sınıfına ait tüm temel ihtiyaçları buradan yönetilebilirsin. Yiyecek, su, kıyafet ve alet gibi. Tamam. Burada sınıfın hangi oranda malzeme yatırımını gözlemlediğinde moral mühimdir. Dağıtım düşük. İş gücü ve iş verimliliği. Her student sınıfın iş gücü verimliliği vardır. İş gücü 2 katılara 1.8 çıkardı. 1.5'a çıkıyor max. Verimlilik çok 0.30. İş gücü çalışan sınıfın ne kadar ve ne kadar süreyi çalıştığını gösterir. O yüzden 1.5. Üretim ve yaşam akışını dengelerken ve bu değişikliği mevcut koşullara ve ihtiyaçlara göre denetmek çok önemlidir. Uzun çalışma saatleri düşük moral yaratabilir. Türkiye. Ve bu hesaba katılırsa bile para da vermiyorlar ama bizim ekstradan çalışıyoruz genelde. Yorgunluğun hastalıklara veya iş yeri kazanını artırıyor olabilir. Doğru. Verimlilik topluluğun moraline göre hesaplarını ve üretim planlarını eşitme sınıfı için üretim oranı hesaplamalarının temelini oluşturur. Temel ihtiyaçlarını karşılama oranı yanı sıra birçok dış faktörü etkilidir. Tamam da mesela şurada %100 diyor amına. Mesela şurada %100 diyor. Yani iş gücü olarak mı yazıyor diyor. Verimliliği tam başka bir yere mi görüyoruz? O ana listeden mi görmemiz lazım? Arz talep. Nihayet yerleşimimiz bir eve benziyor. Evden büyük amına. Köy. Biraz daha büyüyor. Köyle kasaba arası. Yiyecek su... toplumumuza sunacak bir şeylerimiz var. Yiyecek su ve inşaat malzemeleri üretiyoruz. Hızlanmadan önce bazı temel kurallara ödünen duygusuna ihtiyacımız var. Evet, duygusuz bezevekler. Oranlar bir tüketim maddesini bir günde kişi başına ne kadar kullanacağını gösterir. Her ihtiyacı cevap vermeliyiz olabildiğince tabii ki. Ancak her oranla ilgili kararlar kaynaklarının üretim kabinine göre değerlendirilmeli. Tabii ki halk keşke mutlu yaşasa. Hepimiz tabii tüm insanlık. Ve evren. Moral düzeyi ve paralel evrende. Moral düzeyi neyin ve ne oranda ve ne kadar başarılı bir şekilde edatına göre şekillenir. Moral yerleşim, yerleşim, üretim, performans doğrudan etkiler. Ayrıca halkımızın beklenmedik olaylara verdiği tepkiler olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilir. Yiyecek payı dağıtımında normal düzeye al. Payla bir kim önce başa çekip dağıt. Şimdi bir halkımıza bastık. Düşük değildi. Normal mi? Size çok istiyor o zaman. İyi, moral yukarı çıkacak. Küçük diyor. Sağ üst köşede yardım asılıyor. New Cycle evreni açıklayan sayfaları yaşayabilirsiniz. Ne demiş? Bir yerde gördüydük ama. Kamera arka toplayıcı. Toplayıcı kamp. Yani bu kadar mı uzun yazdınız? Zaten orada yazıyordum. Neyse. Şamda. Diyor payları gün boyunca başarılı şekilde dağıt. O zaman hızlandıralım. Şurayı görmek istiyorum. Harabe acı batırma şey olacak. Kule şey deniz feneri. O kadar teknolojimiz yok. Hatta bakalım yeni teknolojilere. Oha o kadar hızlı dağıtmış mı? Bakalım. Ha istatistiklerimiz gibi bir şey verdi. Son adım mı? Yerleşim ve insanlarla ilgili her şeyin yakında takip edileceği garanti etmek için önemli şeydir. Genel bakış paneli görüntüleyin. Sağlık en çok dikkat etmemiz gereken konu şu an. Mevcut koşullarımıza bir çözüm bulmak önceliğimiz olmalı. Halk sağlığını etkileyen faktörler inceleyin ve kararlı bir şekilde hareket edin. İpucu. İnsanların sağlığını etkileyen birçok faktör vardır. Beslenme ve su bunların en önemlileridir. Hiç kimse susuzluğa 3 günden fazla dayanamaz. Nah dayanaması. Normalde 3 günde illaki çıkıyor amına koyayım. Mevsimler, ağır çalışma koşulları, salgın hastalıklar, yetersiz tedarik ve zararlı dış etkiler gibi birçok değişkene karşı çözüm yapmamız gerekiyor. Evet, çünkü ben padişahım. Halk için varım, halk da benim için var. Hepimiz devlet için varız, devlet de hepimiz için var. Evet. Elektrik zaten üretim yok. Genel bakışa bakalım. Sağlığı kötü yok, iyi. -50'sin zamanı. Yani bundan kötüsü ne olabilir, Afrika mı? Konutlar, manutlar yok, yapacağız. Belediyeyi seçerseniz toplayıcı kaynaklarımız uyarılar mı? Hazırlanı he daha üretime başlamıştık. Başlamış. Materyaller, bölgeler, Kocaeli Vali Dayı.
Şimdi o ileride muhtemelen görebileceğiz o diğer ikisini. Öğretim falan. Sonuç olarak nasıl oynanır görmüş olduk. Hem de ilk incelemeyi de yapmış olduk. Hem de güzel bir Kocaeli Gebze kuruyoruz. Sonra kendi kendine veren bir İstanbul'da kurmak istedik ama buraya daha şey Kocaeli'ye daha şey havasını kirletiriz bayağı. Yerine geldik ve geçici kamp aralı alanların ötesine geçtik. Bundan sonra üretim planınızı halkımızın ve yerleşim yerinin ihtiyacına göre yapmalısınız. Teknoloji aracın keşfini üretimizi belirtebilirsiniz. Unutmayın zamanımız olmayabilir. Ne bekleyeceğimizi biliyoruz. Ancak ne zaman ve nasıl olacağına emin olmalıyız. Allah Allah. Tüyo. Zamanla giysi, içecek ve kağıt gibi daha yüksek kaliteli ürünler üretebilirsiniz. Kağıt tabi götümüze sokacağız. Ondan önce bu üretim projelerinde yer almak için zanaatkarlara yetiştirmelisiniz. Keşke yetiştirebilsek. Ülke çok problemli şu an. Usta kalmadı ülkede. Sanayide Suriyeli kardeşlerle Türkmen kardeşler çalışıyor. Sıçtığım üniversitelerinde zaten adam akıllı profesör yok. Çoğu psikopat amına. Çok az iyi hoca var. Lise hocası olamayacağı profesör yapıyorlar. Sınavlardan geçmiyor pezevenkler. bir teknik eğitim kampı araştırıp kurarak çalışmaya eğitimine başlayabiliriz. Tamam. Evet. O zaten ileride illaki bir daha göreceğiz. Bayağı da zevkliydi. Bakayım. 26 dakika. Bu kadar giriş için yeterli. Çünkü fazla olunca izlemiyoruz pezevenkler. Hepiniz değil tabi. Dur lan şunu da yapacaktım. Kaynak. Şunu seçemiyoruz tabi şunu. 5. Çalış. Yol. Nasıl yok amına var ya. Ha bu ne? Bak. Bacağınızı seçeyim. Çıldırtacağınız beni. Tamam. Ebeniz. İlla şurada mı bağlayacağız? Sen bağlandın mı? Sen bağlanmaya kafanı sikim. Şuradan... Seni direkt ana binaya bağladım. İyi misin? Şükür. Tamam, burası iğrenç bir yol oldu. Bizim Tokilerin şeylerine benziyor. Küçücük yollar yapıyorlar genelde. Sonra bir trafik başlıyor ileride. Evet. Buraları da hallettiğimize göre vatan sağ olsun. Ha, ev yapacaktık kulübe. Ondan sonra da kapatabilirim. Kaç kişiyiz? 37. 4 tane yapayım. Mümkünse mümkün değil. Tabii ki. Tabii ki mümkün değil. Halka biraz uzak. Şunu da yapılsın. Görelim. Sonra gidelim. Aslında oynayasın da çok var. Yoruldum da benim ağrım. Bakalım nasıl inşa ediyorlar. Halı da koyarız. Hop 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 hop. Tamam. Şimdi düzeltelim. Bakalım neymiş bu. Tamam. 10 kişi oturuyor. Sağlık yok, güvenlik yok, eğlence yok. Muhteşem. Gerçekten öğrenci evi gibi. Şimdi bakalım. Evet. Olay bundan ibaret gibi sayılır. Tam da sonbahara mı giriyoruz? Sonbaharda şu şeye giriyoruz. Ha girdik, ha girdik. Ha şuraya bir girek var. Ha girdik. Nereye girdik? Sonbahar. Together stronger. Çok garip bir bacım. Sen uzman değil misin? Hooray hooray, no hooray, one dies today. Evet. Hooray hooray, no one dies today. Hooray hooray, kimse ölmeyecek bugün. Evet. Kötü moral. 8. Ne olsun, yaşama enerjisi var hala. Peki, çok güzeldi. Yorumları yapmayı, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve kesinlikle abone olun lütfen. Kesinlikle. Hadi güle güle. Hay, sağını solunu sikim lan. Sanki göt etemiyormuş. O kısmı. Okey, görüşmek üzere.